Ahında başladık. Abi takıma baktığım zaman iyi güzel Lulu'yu tanıyorum bu arada. Lulu'yla önceki maç girmiştik. Lux oynamıştı. Önceki maç güzel oynadı. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Küçük çaplı bir tanışma merasiminden sonra dedik ya bir maç girelim. Önceki maçta güzel oynadı. Yani baktığım zaman Timo ile yine iyi oynadık. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bir kusur yok. Bir problem yok. Lux'a da güzel destek çıktı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ya dedim bir maç daha girilebilir. Güzel olur. Ya bu maç aslında Lux alsaymış daha iyi olabilirmiş gibi. Çünkü tank oynamıyor anladığım kadarıyla. Ya arkadaşın oynama şekline baktığım zaman genellikle kırılgan hero'larla oynuyor. Ya burada görüşü almamız lazım. Görüş var mı yok mu diye öğrenmemiz lazım ki Twisted'a karşı bir şeyler yapabileyim. Çünkü Lucian saldıracak edecek iyi güzel. Bu arada Lucian'la tanıştık. Kendisi hesap buzluyormuş anladığım kadarıyla. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama eline sağlık güzel oynadı. Karşı Rengar bana sorun çıkartabilirdi. O yüzden Rengar'a karşı ilk başta ne kadar alabiliyorsam karşı ormana çevirmeye, döndürmeye çalışacaktım. Burada kalkıp da hem Rengar'ı almam lazım hem mavi almam lazım. Mavi aldık en azından. Adam avcı ama iyi avlandı. Aslında burada tank girmiş olmasına rağmen alınabilir miydi? Nautilus da alınabilirdi ama Vayne geldiği için sıkıntı. Kule altında her türlü keserdim onu. Sıçrada duruyordu. Sıçrada kaçardık ama Yampri'yi almak burada iyi olacak. Çünkü karşı orman malum sıkıntılı. Rengar ulti açmadığı sürece o nehirden geçerken en azından bizim ADC'ye ve Lulu'ya support'umuza destek sağlamış olacak. O yüzden yengeci almak lazım. Takımından biri Ya kaybedildi. destek Teemo'yla oynadığım zamanlar oldu bir ara. Çünkü kör ettiğin zaman karşı takım pek bir şey yapamıyor. O da kör Takımından biri edeceğini de bilmiyor. kaybedildi. Çünkü Teemo'ya karşı oynamamış ADC. ADC hiç oynamadığından dolayı da Teemo'ya karşı Rakip support olarak daha doğrusu kaybedildi. Teemo'nun oynandığını hiç görmediğinden dolayı denk gelmediğinden dolayı ister istemez öyle oynuyor. Aa, buraya görüşü atmam lazımdı çünkü ister istemez yani totemi atmam lazımdı çünkü adamın görüşü var. Adam kalktı benim orada olduğumu gördüğü anda velev ki solo koridorumuz gitmiş olursa arkadan dolaşıp gelebilirdi. Burada voli yararımıza mı iş yaptı zararımıza mı bilmiyorum ama yine de yarar gözüyle bakalım. O yüzden beğeni atmamıştım zaten maç sonu. Bilmiyorum. Bir pişmanlık oluştu adamdan. Yararına yapmıştır diye düşünmüştüm aslında o yeteneği atmasında Rakip ama. katledildi. Twisted de burada dedim belki iki vururuz. Ama gerek kalmadı bizim. Lucian zaten halletti. Ya burada en çok gıcık olduğum şey var ya işte bu kuşlar. Abi kuşları ulti olmadığı sürece zor kesiyorsun. Ya Rengar da bu arada belli oldu. Rengar Takımından biri mid'deki kaybedildi. öldürür zaten bizim Lucian'ı. Lulu dediğim gibi bu arada tank kasmış olabilseydi ya da tank alabiliyor olmuş olsaydı daha doğrusu kasmaktan ziyade halledebilirdi ama burada desteğe gitmemiz iyi oldu. En azından çünkü şekilde baktığımız zaman güzel bir şekilde gelmişti burada diye hatırlıyorum. Yok gelmemiş. Nautilus kesememişiz. Bak burada mesela en azından bir ya da iki kere vurabilirdi orada Tristana. Çünkü çok da menzilin içine girmeyecekti Rengar'ın. Zaten görüş gidene kadar bir iki kere vurmuş olsaydı işimize gelecekti ama adam bunu yapmadı. Ya ilo zaten düşük. O yüzden çok da büyük bir beklentiye girmiyorum. Benim burada oynamamın nedenlerinden bir tanesi de hem içerik çıkar oluyor. Hem de baktığın zaman işte buradaki insanlara da destek çıkmış olurum. Hem onlar keyif alır. Karşı takım pek keyif almıyor gerçi ama özellikle Rakip team oynadığımda. Ama kurdu da güzel oldu. Son dakikada geldik ettik. katledildi. Bulundum da burada yetenek atışı çok iyi oldu. Bu yeteneği atmamış İki olsaydı rakip belki de Vayne biraz daha kolay bir şekilde orada kaçabilirdi. İşimize geldi. Fırsattan istifade ejder almak lazım. Ama işte gel gör ki herkes bilmediğinden dolayı çok fazla umursamadığından dolayı ne oluyor? Tek başına dönmek zorunda kalıyorsun. rakip katledildi. Tek de ejder aslında alınmıyor. Çok kolay kolay. Çünkü baksana canıma. Çarp olmadığı sürece ben bunu zar zor kesebilirdim. Allah'tan çarp vardı da işte. Burada Rengar'ı kesiyorum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ki aynen. Yok. Kule kesmiş. En azından Lucian'ı geçtim.
Ben yine alıyordum çünkü kill bir sorun olmuyordu ama Lucian'ın işte durumlar nasıl olduğunu bilmediğimden dolayı maç sonu sadece konuşabildik. Maç içinde pek fazla konuşmamız geçmedi. O yüzden sıkıntılıydı. Ya onun alması daha iyi oldu. Ya burada Morgana'yı oynayayım dedim çünkü Morgana'yı kesemedim. Ne hikmetse anlayamadım bizim Voli. Aslında kesebiliyor olması lazım ama. Ya ultiyi açtıktan sonra her türlü keserdi çünkü. Ki burada Voli'nin aslında bana biraz da desteğe gelmiş olması daha iyi olurdu. Çünkü Herald'ı tek başıma yine keserken zorluk çekecektim. Baksana adam görüş attı. Ki burada da görüş var. Bak burada ben görüş olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç kimse kalkıp da orada görüş var, şu var, bu var falan diyen de yok. Ya bunu demedikleri için sıkıntı oluyordu. Gerçi bir şeye yaradı mı, zararı oldu mu? Onların da işine yaramadı. Benim için de çok da büyük bir zararı olmadı. Kestik. Rengar yine boş durmuyor. Avlamaya devam ediyor ama bak burada mesela görüş var. Şimdi görüş olduğu zaman ben bunu keserken ya malum Teemo zaten şey değil dediğim gibi bir ormancı karakter değil. Hem de ormancı karakteri olmadığı için sen kalkıp da şimdi bunu da kesmeye çalıştığın zaman adam üstüne bir atlıyor bittin, anlatabildim mi? ADC de mesela sıkıntı oluşturacak sana. Sen kalkıp da düzgün bir şey yapamazsan bittin. Bak Twisted Fate aslında beni alabilecek bir güce sahip. Ya yani ikimiz de birbirimize karşı aynı şekilde. Kalkıp da bana bir sarı kart atmış olmuş olsa aslında işim çok zor benim. Ama yok işte adam bunu yapmıyor. Burada da kırmızı ataraktan kendisini geriye çekmişti. Alabilir miydik? Alabilirdik. Kule altı alırdım aslında ama Morgana geldi işte. Morgan da bu arada fena oynamıyor diğerine göre. Ya alınabilir. Ama işte tek başına almak sıkıntılı çünkü geçenlerde bir maça girdim. Morgana gerçekten ya kasıldığı zaman Teemo'yu çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Özellikle o mesela benim oynamış olduğum birisi var, Mirai diye. Ya önceki maçlardan falan bilenler vardır belki. Şimdi sen kalkıp da bunda oynadığın zaman adam Zhonya ulti, daha doğrusu ulti Zhonya kısmını pek yapan yok ama buna şey yapanlar da var. Şu W muydu? W'suydu galiba ya, bu alan açıyor yani alanın içinde hasar veriyor. O W'su diye hatırlıyorum. Yani o W ise W üzerinden düşün. W değilse E üzerinden düşün. Abi baktığın zaman oradan giriş yapabiliyor adam. Çok da yararına gidiyor. Aa bak koridorda kaldı. Koridora şimdi mantar işe yarıyor bu konuda. Mesela baktığın zaman çünkü mantarın alan etkili olduğundan dolayı hem de hepsine ekstra hasar veriyor. Sen ne kadar iyi item çıkarsa tabi duruma göre kişiden kişiye değişiyor item olayı da. Bana göre mesela şu an dizmiş olduğum itemlar çok daha iyi. Ha ben bir de şeyi çok seviyorum. Düz vuruşta çok kullandığımdan dolayı burada da sıça boşa gitti gerçi ama neyse yapacak bir şey yok. Lich Boğan misal çok işime yarıyor benim. O Almanca gibi oldu, Lich Boğan. Lich Boğan çok işime yarıyor. Ha burada kalkıp da sıçrayla kalkıp içeri girebilirdik ama işte sıçra olmadığı için sıkıntı oldu. O yüzden ne aldım? Mesela Tristana'nın girmesini bekliyorum ister istemez. Çünkü onun girip giremeyeceğini bilmiyorum. Ben girmiş olsam o girecek. Ondan eminim ama işte onun girip girmediğini bilmediğimden dolayı ya da girip girmeyeceğini bilmediğimden dolayı ister istemez ne oluyor? İş bana kalıyor. Yine ejdere geçtik burada ama ejdere yine yardım eden yok. Yine tek başıma kesiyorum. Gerçi yardıma da gerek yok. Karşıya baktığımız zaman neredeyse herkes karşı tarafta. Kendi ormanlarında ve kendi base'inde mesela şu an Rengar'da. Gerçi Rengar görüşümüz herhalde yoktu ama yine de aldık. Rengar bile hiç şeye falan da ejdere, Herald'a, şuna buna falan da hiç kalkıp da merak edip de gitmiyor yani. Lan bir gideyim bakayım şuna ne yapıyorlar, ne ediyorlar, bir alsam mı almasam mı, millet orada mı diyen yok. Rakibin şöyle bir durumu var işte. Garip bir şekilde. Burada belki arkadan Twisted Fate'e saldırabilirim diye düşünmüştüm aslında ama işte ister istemez öyle olmadı. Direkt gibi halledemedik burada ama en azından Morgan'ın işin içinden çıkardık. Morgan'a burada doğru olanı yaptı. Güzel bir şekilde saldırdı ama bizim Ludo ve işte Lucian herhalde bu şekilde düşünmedi orada destek çıkarlar diye.
böyle beklentiye girmediğinden dolayı ister istemez ölmüş oldu. Orada belki aslında şey yapabilirlerdi. Ya bizim takımı alabilirlerdi bir ihtimal ama. Çünkü Naturius gerçekten iyi bir tanklayabiliyordu orada. Maçta da normalde iyi tankladı etti ama işte takım iyi oynadı bizim baktığımız zaman. Tristan'a bir de daha mantıklı hareketler yapmış olsaydı bazen. Onu pek beceremediğinden bizim voleyde full tank çıkmış olsa mesela çok daha fazla işimize yarayabilirdi. Çünkü karşı takımda tank var. Rengar'ın da canı var aslında bayağı bir. Anlık hasar veriyor ayrı bir şey ama canı da mesela bayağı var. Her iki şekilde de iyi kasmış. Ama işte işe yaradı mı? Yok yaramadı. Daha doğrusu iyi kasmış demeyeyim. İyi kasılabilir. Ama bir işe yaradı mı? Yok yaramadı işte. Ondan dolayı baktığımız zaman şu an biz çok daha yararlı çıkıyoruz. Ve genellikle hiç es geçmemeye çalışıyorum. Maviler ve redleri. Maviler ve redleri. Blue ve redleri. Mavi ve kırmızı ya. Ne olarak ne demek istersen. Bunları es geçmemek lazım çünkü bunlar olmadığı zaman Timo çok fazla bir işe yaramıyor. Benim gözümde. Bunları yapmam gerekiyor. Şuna baksana bak, verdiği hasara bak, inanılmaz bir hasar veriyor. Orada mesela W atmamış olsa o kadar can yenileyemeyecekti. Zaten bende de Leandre'nin ızdırabı olduğundan dolayı oradan da ekstra mesela hasar yiyecekti burada. Ya her türlü kardaydık çünkü çok da iyi hasar veriyor. Hem hasarın var, hem görünmüyorsun, hem ilk vuruş senin olmuş oldu. Aslında ilk vuruş ürünü de girilebilir. Timo'yu hiç denemedim ilk vuruş ürünü. Onu da bir ara bir denemek lazım. Lulumuz sağ olsun peşimizden ayrılmıyor ama keşke... bizim diğer adamlara da aynı şekilde bir şey yapabilseydi. Daha iyi olacak çünkü benim çok fazla ihtiyacım olmuyor. Mesela bak burada yapmaması gerekiyordu. İşte düşük ilonun böyle sıkıntıları var. Ne oluyor? Adam mesela geldi mesela bak burada ulti açtığı zaman da sıkıntı oluşturdu mu? Sıkıntı oluşturuyor. Çünkü ha bu arada ulti açan Morgana için bunu söylüyorum. Şimdi adam ulti açtığı zaman ne oluyor? İçeride benim hiçbir şekilde karım olmuyor. Ve ölme ihtimalim de var. Ne olacak ister istemez benim geri çekilmem gerekiyor. Mantarlar da orayı bilerek döşedim aslında. Sıkıntı olursa oraya doğru gelsinler diye ama Lulu gerek görmedi. Ölmedi de gerçi. Ama güzel bir maçtı. Herkes diline sağlık vallahi ne diyeyim. Zafer.